Evet. Şimdi mezuniyet sonrasını da merak ediyorlar dediniz ya, daha eğitim hayatına girerken çıkınca ne yapacağım sorusu geliyor akla. Şöyle bir toparladık biz. Diploma yetmez, kendini geliştir. Çünkü gelen bütün konuklarımız işte kimi gidiyor girişimcilik, kimi diyor ki ne iş yaparsan yap adaptasyon becerini geliştirmen lazım. Çağ onu söylüyor. Siz de iş dünyasıyla birlikteliği kuruluşunuzdan bu yana hep dile getiriyorsunuz. Tabii ki. Yani diyorsunuz ki biz üniversitede uygulamalı eğitim yapıyoruz, her ne bölüm olursa olsun. Uygulamalı eğitimin öğrenciye katkısı nedir? Bir de nasıl mezunları hedefliyorsunuz? Şimdi üniversite mezunu 3 kategoriye ayırıyoruz. Hatta geldiğinde yolun başındayken diyoruz ki üniversiteden sonra ne yapmayı planlıyorsun? 3 çeşit. Birisi girişimci ruhlu Tamam. yolunda başındaki arkadaşlarımız var. Tamam. İkincisi profesyonel çalışmayla ilgili yol haritasını belirlemiş. Üçüncüsü akademisyen olmak istiyor. Biz daha ilk yıldan bu kategoride bu yetenekleriyle doğru orantıda bir kariyer planlaması yapıyoruz. Girişimci ruhlu ise aile şirketlerini geliştirmek veyahut da kendi projelerini dünyada sunmak ise ona göre bir yol haritası. Hatta aileleriyle birlikte bir gelişim mekanizması kuruyoruz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Birebir görüşmelerle mi? Hem aileleriyle birebir görüşüyoruz hem de Nişantaşı Eğitim Vakfı'nın iş ortakları, çözüm ortakları var. 1600'ün üstünde İş dünyasından. iş dünyasından aileleri bu iş ortakları arasına dahil ederek hem arkadaşımızın kendi şirketinde diğer arkadaşlarının çalışmasını sağlıyoruz. Böylelikle ailevi diyalogları da geliştirmiş oluyoruz. Hem de kendinin orayı nasıl yöneteceğiyle ilgili bir know-how kazanmasını, artı bunlarla ilgili belli sertifika programlarına tabi tutuyoruz. Böylelikle mezunumuzun portfolyosunu oluşturmuş oluyoruz o yapıyla ilgili. Veyahut da profesyonel bazda çalışmak istiyor. Hedef şirketleri belirliyoruz o sektörle ilgili. Minimum 4 yıl boyunca ilk 3 yılını birer aylık ya da 1,5 aylık süreçlerde staj ya da part-time işlerle o şirketlerle tanıştırıyoruz. Ama velakin okulumuzun son semestrinde 6 ay boyunca hedeflediği şirkette zorunlu staj yaptırıyoruz. Bu her bölüm için geçerli oluyor mu? Her Mesela bölüm bir için tıp fakültesi geçerli. Tabii kurdunuz. ki. Onda Tabii da ki. tabii ki hastane ortamı gerekli. Kesinlikle. Yani hepsinde her bölüm ne olursa olsun uygulamayı mutlaka mezun olmadan görmeli. Kesinlikle. Hatta şöyle bir şey yapıyoruz. Okulumuzdaki laboratuvarlarda sektörün gerekliliği bazda laboratuvarlarla donatıyoruz. Mesela bir gastronomi bölümünü düşünelim. Bir fırını düşünelim. 5 yıldızlı bir otelde hangi fırını kullanacaksa mezun olduktan sonra laboratuvarda o fırını kullanmayı öğretiyoruz. Aslında içeride bir uygulamayla başlatıyoruz. İş dünyasında stajlarla biraz ısındırıyoruz. Cuma günü mezun oluyor. Pazartesi günü siz bir insan kaynakları yöneticisi olsanız 6 ay boyunca çalışıyor. Sizde Ali diyelim ismi. Bir de hiç tanımadığınız veli var. Hangisini tercih edersiniz? Aslında biz okurken kendi kendine iş bulmasını, bu özgüvenle mezun olmasını Ben kolay sağlıyoruz. algılayanı tercih ederim. Yani bazen çünkü işi bilmiş olarak gelse de öğreteceğiniz şeye ne kadar açık, hani değil mi? O beceriler kısmı çok. Kesinlikle, Evet, kesinlikle. çalıştığı için kendine bir özgüvenle gelecektir ama kolay algılama, kolay adapte olma, uyum sağlama becerisi çok önemli. %100. İşte bu 6 ayda zaten Bunların tanımış oluyorsunuz. deneyimlemesini sağlıyorsunuz. Oryantasyonunuzu o 6 ayda insan kaynağıyla doğru oranta bilmiş oluyorsunuz ve o doğrultuda doğru karar vermeyle ilgili yol haritanızı çizmiş oluyorsunuz.